bolluk ve bereketle ıslanacağız. Gözyaşıyla değil, umutsuzlukla değil, umutla, umutla, umutla. Bereketle, bollukla, birbirini severek, coşarak, ayakta yağmurla da tatlı tatlı ıslanacağız. Güneş açacak, ona bakıp umutla geleceğe bakacağız. Güzel kızların gözlerinden bakacağız. Yakışıklı delikanlıların gözlerinden bakacağız. Memleketimin her insanının kalbinden geçen en güzel duyguların var olacağı bir bahar geliyor. Bir bahar geliyor ve milletçe başaracağız. Ne kadar coşkulusun Amasya, ne kadar güzelsin Amasya. Türkiye'nin en güzel tarihi köşelerinden birisi olan Amasya'da sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Çok gururluyum. İtiraf edeyim, yolda da söyledim, Amasya'ya ilk kez geldim. Hep böyle içimde bir uhdeydi. Ama o kadar baktım ki bu hem tarihi evlerine, bu derenin içinden geçen o güzel görüntüsüyle, o kayalardaki mezarlıklarıyla, Osmanlı'nın o kadim izleriyle, Şehzadeler şehrinin o güzellikleriyle geç buluştum belki ama çok güzel buluştuk be. Çok güzel buluştuk. Harikasınız. Ne mutlu sizlerle bir arada olmak. Amasya'da bir arada olmak. Amasya başka bir duygunun şehri. Burası Cumhuriyet'in, Atatürk'ün adım adım attığı Cumhuriyet izinin şehri. Amasya, Amasya bu milletin istiklalini kurtaracak olan milletin azmi ve kararlılığıdır sözünün çıktığı yer. Atamızın coştuğu yer. Amasya atamızın coştuğu yer. Bu yolculuk Amasya'dan Sivas'a, Sivas'tan Erzurum'a, tekrar Sivas. Daha sonra kongreler biter, Hacı Bektaş'a uğrar. Hacı Bektaş'a uğrar. Milleti adına dertleşir kadim topraklarla. Ve Atatürk Ankara'ya varır, bir söz söyler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve benim çok sevdiğim o güzel şiirin bir sözü, bir mısrası, aslında her ferdimizin, bakınız 86 milyon insanımızın özgürlüğüyle ilgili kararlılığını ifade eden, hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım, şaşarım. İşte biz demokrasi aşığı bir milletiz, özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz, alıkoyamaz, zapt edemez, gasp edemez. Belki bu girişimi yapar ama asla buna fırsat vermeyiz. Bu bazen dahili bir takım uğraşlarla olur, bazen harici bir takım uğraşlarla olur. Ama biz onlarla mücadeleye alışız. Bugünler zorlukla geçiyor olabilir, sıkıntıyla geçiyor olabilir ama bu da demokrasinin olgunlaşma süreci için önemli bir adımdır. Biz bugün buradayız. Ne için biliyor musunuz? Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Çocuklarımızın geleceği için toplandık. Gençlerimizin umudu için buradayız. Gençlerimizin yüzü gülsün diye buradayız. Onların enerjisiyle beslenen kadınların toplumdaki yeri güçlensin diye buradayız. Kadına şiddete karşı olduğumuz için buradayız. Kadının emeğini hak ettiğini elde etmesi için buradayız. Erkekler, beyefendiler, beyefendiler onurludur, gururludur. Çalıştığının karşılığını almak ister.
işsiz kalmak istemez. Cebinde 5 kuruşu olmadan hiç kimse yaşayamaz. Millet fakirlikle yüzleşiyor. Sevgili dostlarım, bugün ülkemizin 1 yıl 1,5 öncesine dönük bir oran yaptığımızda yarı yarıya fakirleştik. Yarı yarıya fakirleştik. Hanımefendiler var. Benim güzel annelerim var burada. Çok güzel hanımefendiler, genç hanımefendiler var. Sormak istiyorum. Sevgili hanımefendiler, bayram geliyor. Bayramda gönlünüze göre bayramlık alışverişi yapabilecek misiniz? Peki sizler evinizde misafir ağırlarsınız. Günler yaparsınız. O günlerde komşularınızı ağırlarsınız. Zengin sofralar hazırlamak bizim milletimizin geleneğinde vardır. O sofraları kurabiliyor musunuz hanımefendiler? Yahu kıyma olmuş 300 lira. Et alabiliyor musunuz et? Sevgili gençler, halanız, dayınız, tanıdığınız, ahbabınız, çavuşunuz olmadan, o partiye üye olmadan işe girebilir misiniz? İşte biz gençlerin o emek, hak, hukuk zincirini yeniden tamir edeceğiz. Ve şunu kuracağız. Ben çalışırsam olur, ben istersem olur. Bu ülkede bu milletin ürettiği hangi değer varsa 86 milyon insanımızla paylaşılacak bir dönemi başlatacağız. Gençlerimiz ben çalışırsam olur diyecek. Kimse hakkımı yiyemez diyecek. Hakkımızı yedirtmeyiz diyecek. Ama adalet istiyor gençler. Hakkıysa almak istiyor. Sınavlarda adaletsizlik istemiyor. İşe girmelerde adaletsiz istemiyor. Atanamayan öğretmenlerimiz bir siyasi teveccüh için kuyrukta bekleyemez. Kardeşim atanacak. Bizim yolculuğumuz bu yolculuk. Bunu başaracağız. Kıymetli Amasyalılar, sizlere çok özel bir selam getirdim. Bu memleketin insanların vicdanının temsilcisi, bu devletin erdemini bilen insan. İnsan olduğu için sevilin diyen bir insan. Birbirinizi sevmelisiniz. Çünkü biz insanı severiz yaradandan ötürü. Öyle değil mi? İşte bu felsefenin sahibi, inancıyla o işin belki en iyi temsilcilerinden birisi, hak, hukuk ve adaletin en güçlü yolcusu 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim size Amasyalılar. Sevgili hemşerilerim, benim güzel hemşerilerim, bu güzel coğrafyanın güçlü, karakterli, iyi insanları. Bakın, 6 siyasi parti bir araya getirdi. Büyük bir demokrasi yolculuğu. Şunu söyleyeyim, çeşitliliğimiz de güzeliz değil mi? Bakın şu manzaranın güzelliğine bakın. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Şu güzel insanların omuz omuza yan yana oluşuna bakın. Burada etnik kökeniyle, kültürüyle, türküsüyle, giyimiyle, kuşamıyla farklı insanlarımız var. Bu memleket doğusuyla, batısıyla, her yerinden insanıyla, farklılıklarıyla çok güzel değil mi? İşte biz o 6 liderin olduğu masada, Millet İttifakı'nda o farklılığın zenginliğini taşıyoruz. O farklılığın zenginliğiyle milletimize hizmet edeceğiz. Neden kurtulacağız? Ben ne dersem o olurdan kurtulacağız. Ben ne dersem onu yapacaksınızdan kurtulacağız. Hayatı boyunca ben diyenden kurtulacağız. Biz demeye geliyoruz. Biz birlikte yönetmeye geliyoruz.
Onun için altılı masa kıymetli. Onun için Millet İttifakı vazgeçilmez yolculuğumuzdur. Bu dönem başka bir dönem. Bu seçim başka bir seçim. Amasız fakatsız, onun sapı bunun çöpü demeden, değerli dostlarım, kıymetli vatandaşlarımız, bu süreçte bölünmeyeceğiz. Biz bu zaman diliminde birleşeceğiz. Birliğin gücünü göstereceğiz. Birlikte kazanacağız, birlikte. Bu kardeşiniz, ben bu birlikte kazanmayı iyi biliyorum. İstanbul'da Millet İttifakı'yla kazanmanın ne olduğunu iyi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Meral Akşener'in yan yana nasıl bir güç yarattığını biliyorum. İşte İstanbul'u sadece tabii ki iki partiyle değil, büyük bir konsensusla kazandık. Aslında Millet İttifakı'nın temeliyle kazandık. Onun için kazanmayı biliriz be. Biliriz kazanmayı. Kazananlar kulübü değişti. Kazananlar kulübü değişti. Eskiden bir avuç insandı. Şimdi millet kazanıyor, millet. Milletin dönemi başlıyor. Bir avuç insanın dönemi bitti, bitiyor, bitecek. Biz kazanacağız, birlikte kazanacağız. Sevgili hemşerilerim, bakınız biz... Güzel anneciğim, sağ ol, var ol. Senin gülüne ellerinden öpüyorum. Tamam, ellerinden öpüyorum. Anneciğim, bu nazarlığı kendime aldım. Cebime koyacağım. Bu ara eve yolum az düşüyor. Bu çiçeği de eşime götüreceğim. Dileğe götüreceğim. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Neyse, buradan 10 puan kazandım. 10 puan kazandım. Allah her yuvaya huzur versin. Her aileye huzur versin. Eşler, çocuklar, bakın biz eyvah, puanım artıyor benim, tamam. Ay kurban olurum, ellerinle mi yaptın bunu? Sana minnet duyarım, o güzel ellerinizden öperim anacığım. Sağ olun, teşekkür ederim. İşe diye dönerse beni konuşturmazlar. Ama sizler gönlü zengin insanlarsınız. Bakın İstanbul'da 4 yıldır görev yapıyorum. 4 yıldır millete ait parayı ahlaklı kullanıyoruz. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Alnımız ak. Alnımız ak. Milletin huzuruna çıkıyoruz. Kimseyi birbirinden ayırmıyoruz. Bakınız, kimseyi birbirinden ayırmıyoruz. Ben İstanbul'da belediye başkanı olduğum günden bugüne, şöyle düşünün, bir şehrin yöneticileri, kamu yöneticileri, ben de kamu yöneticisiyim. Tek farkım, beni millet seçti, örneğin valiyi devlet atadı. Devlet, eğer sen CHP'liysen, bir bürokratını senin açılışına bile yollayamıyor. Devlet, bırakın açılışı, örneğin depremi konuşacağız, örneğin bilimi konuşacağız. Senin toplantına onu bile yollayamıyor. Seni gelip öpeceğim, merak etme. Seni gelip öpeceğim, kuzum benim. Şimdi böyle bir düzen. Ben ne yapıyorum? 39 ilçeye eşit hizmet yapıyorum. 39 ilçeye gidiyorum. Hangi partiden seçilmiş önemli değil. Benim için milletin seçtiği en önemli şey. Belediye başkanını davet ediyorum, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Projeleri onların isteğine göre yapıyoruz. Şu anki akıl ne yapıyor biliyor musunuz? Şöyle ortadan burayı bölüyor, diyor ki benden olanlar, benden olmayanlar. Allah aşkına ya, bu milletin ötekisi berikisi olur mu?
Bir de bunlarda bir cihaz var. Senin gözlerine bakıyor. Diyor ki haşa haşa, Ramazan ayındayız. Ramazanınız mübarek olsun. Sen inançlısın. Sen değilsin. Ya benim Yaradan'la arama kim girebilir? Allah aşkına kim girebilir? Kim girebilir? Bu akıl, o akıl. Biz ise öyle değil. İnancı ne olursa olsun ona kurban olurum. O insan. Benim 16 milyon insanım mutlu olacak. Bakmayız kim olduğuna. Benim memleketimin 86 milyon insanı mutlu olacak. Bir de bu akıl başka bir şey daha yapıyor. 4 yıldır benimle uğraşıyor. Siz anladınız kimin ulaştığını. Bana arkadaşlar diyor ki illa ismini söyle. Ya millet anlıyor kimin uğraştığını canım. Efendim 4 yıldır İBB'de çivi çakılmamış. Bir de kadim kent İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun kadim kentin belediye başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bazen diyorum ki Allah'ım ne olur beni milletime mahcup etme. Allah'ım ne olur beni anneciğime, babacığıma, eşime, çocuklarıma, aileme mahcup etme. Çünkü onlar benim ismimle yaşayacaklar. Yarın öbür gün birisi şunu dese bana yeter evladıma. Senin baban çok iyi hizmet etti. Allah ondan razı olsun dese bana yeter. Biz bu duyguyla bakıyoruz. Efendim bir çivi bile çakmamış. Ya bu insanın Allah gönül gözünü kör eylemesin. Yani eğer öyle olunca hiçbir şey görmüyor bunlar. Yani şöyle diyeyim. Koca eserleri göster. Mesela 10 tane metro onlar başaramamış, becerememiş. Biz yapmışız. Onları yan yana diz göster görmezler. Onun için bunların gönül gözleri de körleşmiş. Ama olsun. Onları da iyileştireceğiz. Göreceksiniz. Ben diyorum ki Allah aşkına bunu bana, bu lafları bana yetiştireceğine hala masanda duran, bari hani seçime 1 ay kaldı. 1 ay sonra zaten gidiyorsun. Gider ayak bir imza at. İmza at. Ya neyin imzasını at? 300 otobüs alacağız. Onun onayının imzasını at. Metroya kredi onayı alacağız. Onun imzasını at. İmzayı atmaktan bile geri duran insanlar bunlar. Bakın ben açık söyleyeyim. Herkes, ben şimdi bu bir şehre gidiyorum. O şehrin belediye başkanını ararım. Hiç partisine bakmam. Yolda öğrendim. Bizim burada genç bir evladımız öldü. Allah rahmet etsin. Amasya Gençlik Kolları Başkanımız da Emre Can Bağ. Ona rahmet diliyorum. Ruhu mekanı cennet olsun. Kardeşimize, ailesine sabır diliyorum. Bizim arkadaşlar, kardeşlerimiz düşünmüşler. Onun adına park yapacağız. Bizden istediler. Biz de teknik ve ekipman desteğimizi sunduk. Yolladık buraya. Buradaki belediye de kabul etti. Ben belediye başkanına teşekkür ediyorum. Bu kadar basit. Yahu Amasya Belediyesi şu parti. Tokat Belediyesi bu parti. İstanbul Belediyesi o parti. Partilik, parti, siyaset yapılır. Ama siyaset nedir biliyor musunuz? Parti nedir biliyor musunuz? Millete hizmet için araçtır, araç. Amaç olamaz. Amaç millete hizmet etmektir. Milleti mutlu etmektir. Bunlardaki akıl partiyi mutlu etmek. Hatta partili bile değil bakın. Bir avuç insanı mutlu etmek. Bir avuç insanı mutlu etmek. Bu dönemden kurtulacağız. Bu dönemin esiri olmayacağız. Biz partizanlığı da İstanbul'dan söküp attık. Şimdi de devletimizin bütün kurumlarından söküp atacağız. Sevgili hemşehrilerim. Bakın bu milletin özgürlüğünü ver. Bu milletin hak, hukuk, adalet arayışına cevap ver. Bu milletin eğitimle ilgili sorunlarını çöz. Bu milletin sağlıkla ilgili sorunlarını çöz. Bakın anaokuluna yazılan çocuktan
üniversiteye giden gencimize kadar eğitimden herkes şikayetçi, öyle değil mi? Ya araştırıyoruz, araştırıyoruz. %85'i şikayetçi. Gençlerin %85'i adil bir devlet olmadığını düşünüyor. Biz bu sorunları çözdükten sonra bu milletin önünde hiçbir engel kalmaz. Bakın o an itibariyle bu millet ayağa kalkar. O an ne biliyor musunuz? O an 14 Mayıs. O an 14 Mayıs. Millet ayağa kalkacak. Ahlaklı ve erdemli bir siyasi dönem başlayacak ve biz o an itibariyle bambaşka bir geleceğe kucak açacağız. O geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Sevgili hemşerilerim, 14 Mayıs önemli bir tarih. Sorumluluklarımız var. Birbirimizi kırmayacağız, dökmeyeceğiz. Başka bir partiye oy veren vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Güler yüzle konuşacağız, güler yüzle. O insanlarımızla sağlıklı bir bağ kuracağız. O insanlarımız, bizim insanlarımız bu seçimi sadece Millet İttifakı'na oy verenler için kazanmıyoruz. Biz bu seçimi 86 milyon için kazanacağız. Onun için gözünün içine baka baka insanlarımızla sohbet edin. Güzel annelerimiz, sizler sohbet edin. Konuşun onlarla, sohbet edin. Sizler, özellikle hanımefendiler, yeğenleriniz vardır, komşularınız vardır, konuşun. Gençler, arkadaşlarınızla sohbet edin. Bu memleketin geleceği için hep birlikte sohbet edelim. Onların gözünün içine bakın derken, ben her yerde makam masamın arkasına bir fotoğraf atarım, koyarım. O fotoğrafta, hatırlıyor musunuz posteri bilmiyorum, bir vatandaşı dinleyen Atatürk vardır. Vatandaşın gözünün içine bakar ve onunla dertlenir. Dertleşir, gözünün içine bakar. Onu hissedersiniz. Bir liderin, bir siyasinin vatandaşının gözünün içine bakar, onunla dertlenir, onunla zenginleşir. Bizim gözümüz atamızın gözü gibi bakıyor millete. Bizim gözümüz atamızın gözü gibi bakıyor millete. İşte onun için başka bir seçim bu 14 Mayıs. İkna edin, görev alın, sandıkta görev alın, oy kullanın. Oy kullanın, sandıkta oy kullanma rekoru yaşayacak Türkiye. Bu seçim milletimizin 100 yılının seçimi. 21. yüzyılın seçimi, Cumhuriyetimizin 100. yıl seçimi, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının seçimi, onun için çok önemli. Onun için bizlerin sorumluluğu çok büyük, biz yöneticilerin. Ama inanın sizlerin de sorumluluğu büyük. O güzel evladım için çok çalışacağım, o güzel evladım. Her evdeki bebek için çalışacağım. Her evdeki çocuk için çalışacağım. Hep birlikte çalışacağız. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu liderliğinde çalışacağız. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Efendim, diyorlar ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'u bıraktığı şehirleri geziyor. Şunu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları tarihinde en az İl dışına çıkan belediye başkanıyım. Kayıtlı bu. Kayıtlı. En çok gezen kimmiş biliyor musunuz? Ne tesadüf. O da oymuş. En çok gezen. Vallahi oymuş. Kayıtları var. Şimdi bana da efendim çok geziyor. Ben gezmiyorum. Milletimizle dertleşiyorum. Önümüzde seçim, büyük seçim. O benim gezmemden şikayetçi. Niye biliyor musunuz? Ne dedi? İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dedi. Ne dedi? İstanbul'u alan Türkiye, kaybeden Türkiye'yi kaybeder dedi. Seni gidi seni.
Ben gitmeyeceğim. Gideceğim tabii. Amasya'ya da gideceğim, Tokat'a da gideceğim. Yarın da Çanakkale'deyim. Ama ondan sonra her hafta 7-8 tane İstanbul'da açılış yapacağım. Ben çalışıyorum. Hem de kiminle biliyor musun? Hem de kiminle? Damadımla, kızımla, oğlumla değil. Eşimle, dostumla değil. Milletin evlatlarıyla çalışıyorum. Milletin liyakatli evlatlarıyla çalışıyorum. Arkamda gözüm yok. Ama benim arkamda İstanbul'da liyakatli insanlar var. Benim arkamda 16 milyon İstanbullu var. Ben şimdi bu zenginliği görünce diyorum ki Millet İttifakı'nın da arkasında ben de hissediyorum. Benim de arkamda artık 86 milyon var. Özellikle gençler var. Gençler var, gençler. 15-30 yaş arası gençlerimizin sayısı tam 21 milyon. Avrupa'nın en büyük 9. ülkesi. Vallahi sırtını yasla onlara. Hiçbir sorunun kalmaz. Benim gençlerim bir tane. Bir tane. Biz o gençlere güveneceğiz. O gençlerin hakkını vereceğiz. O gençlerin hayallerini bu ülkede kurmalarını sağlayacağız. Amasya'yı terk etmeyecekler. Memleketin her köşesinde para kazanacaklar. Memleketin her köşesinde onların istekleri olacak. Kültürden sanata, eğitimden eğlenceye yeteneklerini gösterecekleri her şey olacak. Olacak, olmalı. Bu memleket zengin. Yeter ki zenginliğimizi paylaşmayı bilelim. Ben zengin olacağım dersen olmaz. 86 milyon insanı zengin etmeye geliyoruz. 86 milyon insanımızı zengin etmeye geliyoruz. Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Bir kritik konu daha var sevgili dostlarım. Birliğin gücüne inanın. Büyük bir birliktir. Millet İttifakı büyük bir birliktir. Birliğin gücü için bir araya geldik. İşte beni davet etti saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu. Ne güzel yakışıyor değil mi saygıdeğer Cumhurbaşkanımız? Beni davet etti. Sen kadim bir kentin belediye başkanısın. Bu 100. yılın seçiminde Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı olarak yanımızda olacaksın. Cumhuriyetimizin başkenti benim kadim güzel dostum Mansur Yavaş da burada olacak. Ve beraber koşacağız dedi. Üstümde kalmasın, size Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Onun da selamlarını getirdim. Biz birbirimize hem vekiliz hem kefiliz. Bakın hem vekiliz hem kefiliz. Birbirimizden şüphe etmeyiz. Ekibimiz güçlü. Çünkü hedefimiz tek, milletin kazanması. Onun için işimiz de kolay. İşi gücü ben diyen akla 14 Mayıs'ta güle güle dememiz için birliğin gücüne inanacağız. Asla bölünmeyeceğiz. Bölünmek yok. Yok efendim. Yok efendim. Birinci turda kazanılmazmış, kazanılırmış, ikinci turmuş. Öyle bir şey yok. Biz acelemiz var. Bir gün bile kaybedemeyiz. Ben 14 Mayıs'ta seçimi kazanmak istiyorum. İstiyorum, istiyorum. Memleketim adına istiyorum, milletim adına. Onun için birliğin gücüne inanacağız. Biz sizden oy istiyoruz. Aklı bir an için kızmış olabilir. Fikri değişmiş olabilir. Fikri değişmiş olabilir. Kızma, kızgınlıkların olabilir. Yapma. Seni kucaklayacak Ekrem abim burada. Seni kucaklayacak çok insan var. Kızma, yapma. Sizi biz yanımızda istiyoruz. 15 Mayıs'tan sonra gene konuşur, dertleşiriz. Eksiklerimizi görürüz.
sıkıntılarımızı çözeriz ama bu seçimde oyunuzu bölmeyeceksiniz. Herkesten bunu istiyoruz, herkesten. Acelemiz var. Ya ben 15 Mayıs sabahı enerjisi bol, yemyeşil, güneşi bol memleketime uyanmak istiyorum. Uyanmak istiyorum. Ve bunlara güle güle demek istiyorum. Güle güle demek istiyorum. Hadi milletimizle çalışıp başaralım demek istiyorum. Yapacak mıyız? Bir olacak mıyız? Birlikte olacak mıyız? Birliğin gücünün yanında olacak mıyız? Milletin ittifakının yanında olacak mıyız? Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Her şey. Her şey. Her şey. Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Evinize, hanenize selamımı götürün. Çocuklarınızın gözlerinden öpüyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Amasya'dan kendisini dualarla, sevgilerle uğurluyoruz. Gönlümüzden, içimizden gelen o büyük coşkuyla demokrasi aşığı, cumhuriyet aşığı Amasya, iyi ki varsın, iyi ki birlikteyiz. Heyecanımız yüksek, gençliğimiz var.